Yunus Bey, iş direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalar ile şekil 1'deki elektrik devresini kurduğunda lambaların hiçbiri ışık vermiyor. Yunus Bey elektrik devresini şekil 2'deki gibi kurduğunda ise bazı lambalar ışık vermiyor. Yani bazıları verip bazıları vermiyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- K lambası sağlamdır. Şimdi birinci devreye baktığımız arkadaşlar Hiçbir lambanın ışık vermemesi ana koldaki M lambasının bozuk olduğundan kaynaklanır. M bir kere bozukmuş. Hemen M'yi işaretleyelim. M bozuk. E peki K lambası sağlamdır. Evet K lambası sağlam olsa arkadaşlar bakın şekil 2'ye baktığımızda K burada da M'nin bozuk olmasından dolayı zaten yanmayacak. Yanmayacak. Hem 1'de yanmıyor hem de 2'de yanmıyor. L bazı lambalar ışık vermiyor diyor hepsinin ışık vermediği söylenmemiş. Yani demek ki ışık veren var. Demek ki arkadaşlar L burada sağlam. L sağlam. K hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. M zaten bozuk. K lambası sağlamdır. Evet, K lambası arkadaşlar sağlam olabilir veya olmayabilir. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü birinci durumda da ikinci durumda da sırf M'den dolayı yanmıyor zaten. Onun için bunun hakkında kesin bir yorum yapamayız. L lambası sağlamdır. L lambası sağlam mı arkadaşlar? L lambasına baktığımızda evet. Bazı lambalar ışık vermiyor diyorsa, bazıları demek ki veriyormuş. O halde L lambası sağlamdır bilgisi doğru. M lambası bozuktur. Evet, M lambasının zaten kesinlikle bozuk olduğunu anladık. Cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği burada doğru olmalı. Aynı maddeden yapılmış KVL'li direnç tellerinin kesit alanı ve uzunluğu tablodaki gibidir. İş direnci önemsiz. Özdeş üreteçler, özdeş lambalar ve KVL'li direnç telleri 1-2-3 sistemlerindeki elektrik devreleri kuruluyor. 1-2-3 sistemlerindeki XYZ lambalarının ışık şiddetleri sırasıyla IX, IY, IZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir iletkenin direnci R eşittir Rho çarpı L bölü A yardımıyla bulunur. O halde birinci tel için yani K teli için konuştuğumuzda Rho'muz aynı maddeden yapıldığı için Rho L'miz L olarak verilmiş. Kesit da 2A olarak veriliyor. Bunun direncine biz buradan R bölü 2 diyelim. Şimdi ikinci direncimize baktığımızda Rho'su aynı madde olduğu için Rho L'si 4L kesit alanı da 3A olarak verildiği için buna da 4R bölü 3 diyeceğim. Şimdi dirençleri burada yerine yazalım. Buraya R bölü 2. Buraya arkadaşlar 4R bölü 3. Buraya da R bölü 2'ye 4R bölü 3 dediğimizde devredeki akımlarla lambaların ışık şiddetleri doğru orantılı. Çünkü lambaların ışık şiddetleri güçleriyle doğru orantılıdır güçte de v çarpı i'yi, i kare çarpı r'yi veya v kare bölü r'yi kullanabilirsiniz. İster gerilimleri paylaştırın, ister akımları paylaştırın, isterseniz arkadaşlar burada dirençleri düşünerekten yapmaya çalışın. Şimdi burada akımlardan yararlanmak istiyorum. Devreye baktığımızda en küçük direnç neredeyse en büyük akım oradadır. Bakın zaten lambalarımız özdeş. Lambaları düşünmeyin. Yanına bağlanan dirençleri düşünün. Direncimiz burada artmış. Buranın eşler direncine bakalım. Eşler direncimiz paralel olduğunda çarpımları böyle toplamları şeklinde oluyor. O zaman R bölü 2 çarpı 4 R bölü 3 bölü R bölü 2 artı 4 R bölü 3 şeklinde yazarsam bakın karşıma 3 artı 8 11 R bölü 6 çıktı burası yukarısı da 4 r kare bölü 4 r kare bölü 6 çıktı. 4 r kare bölü 6'yı 11 r bölü 6'ya bölersek karşımıza 4 bölü 11 r değeri çıkmış olur. Buranın eş değeri de 4 r bölü 11 imiş. Şimdi o zaman direncimiz bakın en küçük olan 4 bölü 11 olduğu için Direncin en küçük olduğu yerde akım en büyük olacak, yani ize akımının en büyük olduğunu gördük. Sonra arkadaşlar K'nın K'nın akımı, yani o zaman demek ki ik burada direncimiz e, z'den sonra gelen e, x lambasının yanmasını sağladı parlaklık olarak. Direnci en büyük olan yerde de en az parlaklıkla yanmış olacak, yani y'nin parlaklığı burada en az olmalı. Zx y şeklinde. ZXY, yani cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Hasan Bey iş direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalar ile şekildeki elektrik devresini kuruyor. Hasan Bey boş olan K bölgesine hangilerini tek başına bağladığında P lambasının parlaklığı artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burası başlangıçta boşsa üretecin artı kutbundan çıkan akım buradan gelecek. Lambamızın üzerinden diğer lambanın üzerinden geçip Şöyle devreyi tamamlayacak. Yani buradaki lambalarımız V gerilimini birlikte kullanmış oluyorlar. Buna V dediğimde o halde bu da V bölü 2, V bölü 2 şeklinde paylaşmış oldular. Şimdi burada ampermetre koyarsak, K bölgesinin olduğu yere ampermetre koyduğumuz ampermetre iç direnci sıfır kabul edildiği için normalde devreye seri bağlanması lazım. Paralel bağlandığında bağlandığı uçlar arasında kısa devre yapar. Yani burayı kısa devre yapacak. Buradaki sol taraftaki lambamız sönmüş olacak. Gerilimin tamamını P kullanacağı için P lambasının parlaklığı artmış olacak. Yani birinci durum P lambasının parlaklığını artırdı. Voltmetre koyarsak peki? Voltmetre koymak bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçeceği için düzenekte herhangi bir değişime sebep olmayacak. Çünkü üzerinden akım geçirmiyor. Akım geçirmediğinden dolayı. Hop oh, yine akım aynı yerden aynı lambaların üzerinden geçtiği için ne akım değişti ne de gerilimleri değişti. O halde voltmetreyi koymak herhangi bir şeyi lambanın parlaklığı yönüyle değiştirmedi. 3. Lamba. Buraya bir lamba koyarsak ne olur arkadaşlar? Lamba koyduğumuzda eşler direncimiz burası azalır. Mesela buraya R diyelim, R diyelim, R diyelim hepsine. Şimdi R, R yarı yarıya paylaşmıştı ama R'ye paralel bağlarsak sol tarafın eşdeğer direnci R bölü 2, sağ tarafın eşdeğer direnci de R olduğu için bunlardan aynı akım geçtiğinden dolayı bakın buradaki gerilimi paylaşırken bu birlik bir gerilim alırsa bu ikilik bir gerilim alacak. Yani demek ki akımlar aynı olduğu için tabi V bölü 3'ünü sol taraf kullanırsa sağ tarafta 2V bölü 3'ünü kullanacak. O zaman ne oldu? Başlangıçta V bölü 2'sini kullanıyordu. Bu hamleyi yapınca yani lamba bağlayınca K bölgesine bu sefer 2 V bölü 3'ü kullandı. Yani sol tarafın direnci azaldığı için kullandığı gerilim azaldı. Sağ tarafı da o zaman pay artmış oldu. Yani P lambasının parlaklığında bir artış gerçekleşir mi? Evet. O halde 1 ve 3 yani cevap D seçeneği doğru olmalı. Bir evde kullanılan KLM elektrikli ev aletlerinin günlük çalışma süresi ve bu süre içerisinde harcadıkları elektrik enerjisi tablodaki gibidir. KLM elektrikli ev aletlerinin fişi doğrudan şehir şebekesine bağlı olup elektriksel gücü sırasıyla PKP ile PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın burada güçler arasındaki ilişki sorulduğu için güç birim zamanda yapılan işe veya harcanan enerjiye diyorduk. Yani power eşittir, iş bölü zaman veya enerji bölü zaman şeklinde bulunuyor. Harcadığı enerji ve kullanım süreleri verildiği için buradan yola çıkarak burada güçlere ulaşmaya çalışacağız. K için, L için ve M için ayrı ayrı bunları yapıyorum. 2E'yi T'ye böleceğim. 2E'lik enerji harcamış T süresince. Yine... E'lik enerji 2T süresince harcamış. Yine M'de 2 E'lik enerjiyi 3T sürede harcamış. O halde burada güçlere baktığımızda şöyle sayısal bir değer sunalım. Bakın buna 2 tane P dersek güce buna P bölü 2 şeklinde yine üçüncüsüne de 2P bölü 3 şeklinde bir güç yazabiliriz. 2P bölü 3. O halde sıralamaya baktığımızda en büyük gücün K'da sonra 2P bölü 3 olan M'de en küçüğünün de L'de olduğu bilgisiyle karşılaşmış oluruz. Cevap KML şeklinde KML yani E seçeneği burada doğru olmalı. İç direnci önemsiz, üreteç, direnç ve özdeş lambalar ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. S anahtarı kapatılınca KLM lambaların parlaklığı sırasıyla IK, ÖL, ÖM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımızda anahtarı kapattığımızda üretecin artı kutbundan çıkı, çıkan akım ana koldan L'nin üzerinden geçtikten sonra paralel kollara paylaşacak. Ve bu şekilde üst tarafta K artı R, alt tarafta M direnci var. Yani Devremizi düzenlemek istediğimizde üreteçten çıkan ana koldaki akım bakın ilk önce L'nin üzerinden geçiyor. Yani L ana kolda olan bir lambamız. Buna L dedim. Sonra paralel iki tane kolumuz var. Buraya geldikten sonra üst tarafta K, R, alt tarafta M var. Üst tarafta K lambası ile R direncimiz söz konusu. Alt tarafta ise sadece M lambamız var. Yani devremizi açıp düzenlediğimizde bakın karşımıza böyle bir yapı çıkmış oldu. Şimdi buna göre lambaların parlaklıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. Güçte de V çarpı i kullanabiliyoruz. Yani gerilimiyle ve akımıyla doğru orantılı diyebiliriz. Burada akımı kullanmak mantıklı. Çünkü ana koldan çıkan akıma baktığımızda L'nin üzerinden geçtikten sonra paralel iki tane kolda Lambaların direnciyle direnci ile buradaki direnç aynı olsun. O zaman yukarıda 2R varsa buradan atıyorum i akımı geçerse aşağıda R olduğu için buradan 2 akımı geçer. Yani M'nin akımı K'nın akımından daha büyüktür. Ana koldaki akım ise bunların toplamına eşit. Hepsinden büyük yani. Demek ki en parlak ana koldaki L lambamız yanacak. Sonra e, akımı büyük olan M lambamız yanacak. En düşük parlaklığı da K lambamız akım en az olduğu için K lambamızın oldu. LMK şeklinde LMK cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Ebru Hanım gün içerisinde yaptığı K ve L olaylarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. K olayı oturma odasındaki lamba açıkken koridordaki lambayı açıyor. L olayı ise oturma odasına geri dönerken koridordaki lambayı kapatıyor ve odaya gelince TV'yi açıyor. Lambalar özdeş olup TV'nin elektriksel gücü lambanın elektriksel gücünden büyüktür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın ilk önce olayı bir canlandıralım, bir hayal edelim. Şimdi burası bizim oturma odamız olsun. Oturma odasından koridora geçen şöyle bir kapımız olsun. Üstten tabii bu görüntüsü yani kuş bakışı görüntüsü. Burası da koridor diyelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce odada lamba açıkken koridordaki lambayı da açıyor. Odadaki lambamız şöyle olsun. Burada bir lamba olsun arkadaşlar. Bu açıkken koridordaki lambayı da açacak. Ev şebekesi yani evimizin içerisindeki her bir priz, her bir anahtar 220 voltluk gerilime bağlı arkadaşlar. Yani hepsi paralel. Şimdi bu açıkken gidiyor koridordaki lambayı da açıyor. L olayı, L olayı nasıl bir şey? Oturma odasına geri dönerken koridordaki lambayı kapatıyor ve odaya gelince TV'yi açıyor. Şimdi aynı şeyi tekrar çizdiğimizde bakın. Bu sefer geri dönüyor ve koridordaki lambayı kapatıyor. İçeride ışık açıkken geçiyor TV'yi çalıştırıyor. Diyelim burada da bir TV olmuş olsun. Peki. Buna göre bir, K olayı yukarıdaki K, aşağıdaki L olayı. K olayı gerçekleştirdiğinde oturma odasındaki lambanın parlaklığı azalır. Arkadaşlar bütün lambalar birbirlerine paralel bağlı olduğundan dolayı herhangi bir elektrikli alet ekstradan çalıştığımızda diğerinin parlaklığında herhangi bir değişme olmaz. Çünkü paralel bağlı bölgelerde gerilimler ve akımlar o paralel bölgeye ekstradan gelmiş olur. Ondan dolayı da parlaklıkta herhangi bir değişme olmaz. L 2 L odası, e, olayında ana şebekeden eve çekilen akım K olayında eve çekilen akımdan büyüktür. Şimdi L olayına baktığımızda ne bağladık arkadaşlar? Burada bir televizyon bağladık. E televizyonun gücünü de büyük vermiş. Güç neydi? Birim zamanda harcanan enerji. Yani TV'nin, televizyonun e, elektriksel enerji harcadığı elektriksel enerji daha büyük olduğu için daha fazla miktarda enerji harcayacak, akım çekecek. Yani enerji P çarpı T ile bulunuyordu. O halde demek ki arkadaşlar gücü daha büyükse enerjisi daha fazladır diyeceğiz. Enerjisi fazlaysa daha çok akım çekmiş oluyor. O zaman akım daha çok çekerse ana koldaki akımın daha büyük olduğunu söyleriz. Demek ki L durumunda ana koldaki akım daha büyüktür. 3. L olayında TV'nin T sürede harcadığı elektrik enerjisi aynı sürede lambanın harcadığı elektrik enerjisinden büyüktür. Arkadaşlar lamba ile TV'yi kıyasladığımızda bakın güç ne demekti? Birim zamanda yapılan iş veya harcanan enerji demekti. E, gücü fazla olduğu için demek ki harcadığı enerji de televizyonun fazladır. Demek ki L olayında TV'nin T sürede harcadığı elektrik enerjisi aynı sürede lambanın harcadığı elektrik enerjisinden büyük bir ise direkt güçle ilişki kurduğumuzda doğrudur. Hepsi ya 2 ve 3 doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. İş direnci önemsiz özdeş KVL üreticileri R direnci ve S anahtarı ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. S anahtarı açık iken K üreticinden çekilen akım I üreticinin tükenme süresi T'dir. Buna göre S anahtarı kapatıldığında I ve T için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi ilk durumda arkadaşlar anahtar açıkken bakın K üreticinden I akımı çıkıyor. R direncinin üzerinden geçiyor. Bu gerilime V dediğimizde zaten özdeşmiş üreteşlerimiz. Buna da V diyelim. V eşittir. I çarpı R dediğimizde bakın devredeki akım I olarak V bölü R şeklinde karşımıza çıktı. Yine tükenme süresine baktığımızda üreteşlerin tükenme süresi, süresi üreteşlerden çıkan akımla ters orantılıdır. Üreteşten çıkan akımla I akımı çıktığı için o zaman bu süreyi de T demiş olduk. Şimdi Geçelim ikinci duruma. Yani anahtarı kapatıyoruz. Kapattığımızda ne oluyor? E, paralel bir tane daha üreteş bağlıyoruz. Toplam potansiyelimiz aynı kalıyor. Ana koldaki akıma I üssü diyelim arkadaşlar. Bu I üssü çarpı R dediğimizde I üstümüzde yine V bölü R olduğu için I'ye eşit çıkıyor. Ana koldaki akı I, o akım I oluyor. E, paralel kollara paylaştırdığımızda bunları i bölü 2, i bölü 2 şeklinde akımları yarı yarıya paylaştırmış olduk. Ondan dolayı da akım ne yaptı ilk durumuna göre azalmış oldu. Yani akım i bölü 2'ye düşmüş oldu. i iken i bölü 2 olması akımın azalması anlamına gelecek. Demek ki K üreticinden çıkan akım azalacak. Peki ömrü ne olacak? Akım azalırsa ömrü de ters orantılı olduğu için iki katına çıkacak. Akım yarıya indi, ömrü de 2 katına çıktı. Yani arttı. Cevabımız ikisini sağlayan B seçeneğimiz doğru olmalı diyeceğiz. Ali Bey tasarladığı el feneri için şekildeki K ve L pil yuvalarını ayrı ayrı kullanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın pil baktığımızda birincisinde seri bir şekilde bağlamış yani VV şeklinde düşünürsek 2V gerilimi kullanıyor. Yine ikincisi de paralel bir şekilde bağlamış VV dediğimizde V şeklinde kullanmış olacak. Yani potansiyelimiz birincisinde daha fazla L ikincisinde daha az. 1. K yuvasını kullandığında lambanın ışık şiddeti L yuvasını kullandığındaki duruma göre daha fazladır. Evet ışık şiddeti yani parlaklık güçleriyle doğru orantılı gücü de V çarpı I ile veya I kare çarpı R ile veya arkadaşlar V kare bölü R yardımıyla bulabiliyoruz. Burada arkadaşlar el fenerindeki lambanın direncini sabit düşündüğümüzde V arttığında gücümüz artacak. Demek ki bakın 2V kullandığımızda gerilim fazla olduğu için gücü fazla, gücü fazlaysa parlaklığı fazladır. Evet birincisi o zaman doğrudur. 2. L yuvası kullanıldığında fener K yuvası kullanıldığı duruma göre daha uzun süre ışık verir. Arkadaşlar şimdi K'dan L'ye geçtiğimizde başlangıçta gelirimiz 2V iken 2V eşittir I1 çarpı R dediğimizde bu lambanın direncine R dersek I1'imiz 2V bölü R'lik bir akım olmuş oldu. Yani ikilik bir akımız var. İkinci devreye baktığımızda V ve paralel olduğu için 1 ve i2 çarpı eş değer r olacağı için ana koldaki akımız i2 v bölü r çıkmış oldu. Hatta paralel olduğu için ana koldaki akım v bölü r ise pillerden çıkan akımlar v bölü 2 r olmuş olacak. Yani akım ne yaptı? 4'te 1'ine indi. O zaman ömrü 4 katına çıkmış oldu arkadaşlar. Yani daha uzun süre ışık verir bilgisi. Bu da doğrudur. 3. KVL yuvaları kullanıldığında lambanın elektriksel gücü eşittir. KVL yuvaları kullanıldığında lambanın elektriksel gücü arkadaşlar eşit değil. Yani parlaklığının eşit olduğu, elektriksel gücün eşit olduğu anlamına gelmiş oluyor. Biz burada parlaklıklarını eşit bulmamıştık arkadaşlar. Onun için de KVL yuvaları kullanıldığında Lambanın elektriksel gücü eşit olmaz. Gerilimler farklı olduğu için güçler farklı, enerjiler kullandıkları enerjiler de farklı olmuş olur. Onun için cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. İş direnci önemsiz üreteç ve R, 2R, 3R dirençleriyle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. S anahtarı kapatıldığında K direncinden T sürede harcanan enerji e olduğuna göre aynı sürede L direncinde harcanan enerji kaç E olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar anahtarı kapattığımızda ana koldaki akım paralel kollara dirençlerle ters orantılı bir şekilde paylaşacak. O zaman R'den 3 I akımı geçerse 3 R'den I akımı geçtiğini düşünüp ana koldaki akımın 4 I olduğunu buradan söyleriz. Şimdi K direnci için T sürede harcadığı enerji E demiş. E arkadaşlar yani elektrik enerjisi t sürede harcanan elektrik enerjisi i kare çarpı r çarpı t yardımıyla bulunur. O halde bilinçli için e dediğinden dolayı i'sinin karesi k'ya baktığımızda 9 i kare çarpı r'miz 1 r t'mizde de 1 t demiş. Yani 9 i kare r t'ye e diyoruz. Peki gelelim l için aynı şeyi söyleyecek miyiz bakalım. E üssü eşittir i kare i'sinin karesi 16 i kare çarpı r'si 2 r çarpı t'si de yine aynı süre içerisinde dediği için t. Bu 9 bu da 32 arkadaşlar. O halde bu üsttekinin kaç katı olmuş olur? 32 bölü 9 katı olduğu için 32 bölü 9 e'dir. Cevabımız bundan dolayı da D seçeneği doğrudur.